Apoyla zaten aynı takımda olsaydık dövüşürdüm ben büyük ihtimalle Apoyla. Gel ve satın burada. Osman korka verir. Gel lan. Hayda, ne diyor Osman? Gel lan aşağı. Ooo, yok gel ettik lan. Bu arada, yok ettik. Çok iyi başladık. Ben Apo'ya hiç güvenmiyorum şu an. Bizim takımda, bizim takımda bazı şüpheler var. Steam gel, artık boş verin, oynayalım ya. Süre yok Berkay. Hemen açalım. Daha böyle oyun başından hile yapacaksa rakip oynamayalım. Yok bir ya. Oyunu siz kurdunuz ya. Bir dakika kala bitirir Osman. Ay Osman, 1,5 dakika kala bitiriyorsun bu arada. Ses de kapalı duymuyordu ya. Uşak, hastalık, yüz, limuzin, Amerika. Kağıt, dev, örgü, bomba, ayı. Kelimeler şöyle bakayım, güzel. Robot, uçak, ajan. Kepek. Çok birbirine yakın kelime de var ama. Evet, zor, güzel. Evet. Bence Osman buradan bize en az bir 3 ver diyecektim, 3 geldi. Diyabet, tıp. Hastalık diyabet. Abi. Hastalık. Şeker falan var mı? Çikolata. Çikolata. Bakalım abi ne de. Başka bir şey var mı? Ajan, uçak, robot, banko. Banko bir hastalık. Banko. Diyabet. Yan etkilerinden biri kepek yapıyor bu arada. Bunu bir abi ayım. Yüz. Yüz tercihine gidebilir. Aynen, hastalık %100. Bak. Tıp da %100. Çok basit Berka. Yani sen diyorsun ki yok şöyle harbiden böyle ya. Basit basit kelimeler gelmiş. Düşünemesinler. Çok ya. Düşünemesinler. Suat, bu arada Osman düşünmedi bile. Ben GTC ile bir defa oynadım bu oyunu. Peki haberlerin yok gibi. Ne şimdi anlatıyor? Doğu deyip Mısır'ı tahmin etmemizi bekledi. Ona göre bilgisi yok. İddia. Bilmiyorum. Kağıt. İddia site olur. Site doğru. Takım. Takım olabilir. Bakalım İddia, savaş, yine. Yastık. Banko direkt banko. Banko, robot. Robot, uçak, ajan, kepek, satürn, taş, posta, yüz, limuzin, Amerika. Bir kere site, takım, banko. Ben bir şey bak. Takım %100 gibi geliyor bana. Bence de %100 açalım. Açıyorum takımı. Aç. Bu değilse zaten yapacak bir şey. Ben seni uyardım Suat. Suat. Yani. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ya bir dakika. Fırça ben attı bize. Mısır'ı nasıl tahmin etmesiniz doğudan diye. Bazen olacakların önüne geçemezsin Berkay. Mehmet abi. Osman 5 anlat. 5 anlat bu işkenceyi bitirelim. Osman. Mısır doğru da Mehmet abi. Hala söylüyorum. Osman şey Suat. Evet. Allah'ım. Her maç takım karsak nasıl olur? Kardeşim bu neymiş ya? Ben GTC challenge yapıyor şu an. 8 yazacak. Bir dakika durun. Şeyler Spy Master'lar durun bir. Spy Master'lar susun lan Spy Master. Osman 5 anlatacak şimdi lütfen. Vicdanen rahatım. Abi. Ben şeyi bu bekliyordum abi. Doğu deyip Amerika demesini bekliyordum da iddia deyip takımda yatırdı beni. Yani evet. Yani ben bu kadar beklemiyordum ama o dördünden yani biri kesin mavi diyordum hani. Ama çıkması bankosunu çıkmasını ben de beklemiyordum abi. Abi uzay diyecek, Satürn çıkacak falan. Korkularım var. Bir size bir bir tahminde daha bulunayım mı takım? Evet. O üçünden, geri kalan üçünden bir tanesi daha kırmızı değil. Bunu söyleyeyim. Acıdığı bir şey söylüyorum. Ama artık yani onu da bulmazsınız diye düşünüyorum. Abi ben de vicdanen rahatsızım yani. Olur da kuzey, güney falan yön belirtirse Satürn'ü muhakkak işaretleyin. Oy, Steam geldi bu arada. Ah be Steam. Steam sattı. Aynen. Sattı oyun yani. Çok güzelmiş bu arada. Ben
Ben o oyunu oynamışım, öyle hatırlıyorum yani. Çok uzaklardan hatırlıyorum oyunu. Şey güzel ya, mantığı. Biraz haritayı ne? Haritayı şey yapmamız lazım. Uzay 1. Uzay ne? Nasıl yani? Nasıl? Osman? Uzay 1. Demek ki abi zor olanı anlattı yani, biraz Apo'ya şey vermek istiyor. Yani hemen bilin diyor, öteki şey bulamasın, yanlış anlatsın, kır siyahı mı anlatacaksın düşün. Niye bir? Çok iyi abi, ben sana söyleyeyim. İddiada bir kelime siyah olabilir yani. Olabilir. Batı. Nasıl? Bir kere Batı diyerek bence net Satürn'ü anlattı diyeceğim ama Satürn rakibinde gitti o. Ah be, keşke şöyle. Şimdi bir kere Berkay, Batı'nın üçü geriden. Ben sana söyleyeyim. Batı ile bir tane, evet, anlattı bence. Batı Amerika'ya anlattı. Bir kere Amerika garanti. Amerika'yı açalım mı? Yani garanti demeyelim ama açalım. İşte. Ah be. Bak, banko ve site. Kağıtı düşünelim. Site. Siteyi bence bak, iddia ve site muhabbetini bence çok fena bir bağdaştırdı. Evet. Siteyi sen aç Berkay. Banko. Bankoyu da sen aç. Bir dakika, kağıtta duralım. Şimdi. Kağıt olmayabilir. İddia, ama kağıda ajan, eskiden kepek, dolduruyordun uçak, ya. Robot, taş, posta. Başka iddia ile ilgili bir şey var mı? Savaş iddia, yastık. Var. Ben şu kadar söyleyeyim. Macun. Var. Süreniz var. Düşünün. Macun. Bak. Ayı. Bomba, örgü, dev, yüz, limuzin, uşak. Kağıt ya bence Suat. Uşak diyorlar. Uşak ve şeyi ne? Bağlantısı iddianın. Batı'dan dolayı mı uşak diyorsunuz? O da Batı değil. Batı'dan bildik ya. Kağıt. Bence kağıt Suat. Ya. Açıyorum ya. Ha, sen de bu. Sen aç belki. Sen aç sen. Belki 1-2-3 deyince ha işte bu. Ne oldu? Comeback attık. Evet, Osman niye bir anlattı onu anlamadım ama ben bir sıkıntı oldu şu an. Osman? Abi şimdi şöyle, herhalde bağlayacak başka bir şey yoktu. Evet, bir de onların kelimeleriyle bağlıyor olabilirdi bizimki. Ben mesela o, evet, bildiklerine bir açayım şöyle onlarınki. Amerika ne bileyim başka ne olabilir? Uşak. Ama bir dedi ya, iki de anlattı yani. Ya da bir taktik yapmış olabilir. GTC'ye çok güvendi abi. Geleceğe yani çok fazla güvenmiş olabilir. Ya şu eli bir yenmemiz lazım bizim takım. Görüyorsunuz bak, şu eli yenip diğer iki yeri kaybedebiliriz. Siz avantajlısınız şu an. Şu an öyle değil mi size? Vallahi bilmiyorum Mehmet abi. Bunu siz anlatacaksınız, biz anlatacağız. Siz bitireceksiniz. Şu an siz avantajlısınız. Evet. Osman yine bir anlatacak. İki anlatabilecek olsaydı geçer herhalde. Oo, Osman'a karşı bir kendi oyuncularından bir şey geldi. Güvensizlik hissettim. Ya abi, Max değil. Deminki elden dolayı muhtemelen bir sizin kendi. Bu el siyah bir açacaklar abi. Bak, seyret, bu el siyah açacaklar. Apo'nun yön bilgisi bitti artık. Batıyla. Ya bu el siyah açacaklar. Rahat olabilirsin abi. Benim öyle diyorsun ama geçen el 4-1'diler. Bak hadi yani, o işin şakası yok. Ya takım abi, bank orada ya. Hani kağıt sonuncu seçenekti. Osman harbiden yani, İlker hile de yaptın. Fazladan süre de düşündün zaten. Bulamıyor gibi. Ben diyeyim, gene bir geliyor bize yani. Şu an durumlar sıkıntı. Ben de GTC'ye çok güveniyorum. Ben eve olunca ChatGPT'yi açayım mı? Bu kelimelerin ortak noktası nedir diye. Ne diyorsunuz? Aşağıda yazdığım kelimelerin ortak noktası nedir? Getici nostalji. Nostalji ya, bir gidiyor abi. Çok fena durum. Ah nostalji abi. Yani nostalji deyince tek bir kelimeyi direkt bulmamız lazım. Osman'ın kelimeleri çok kötü, ben onu anladım. Posta olabilir mi nostaljide? Aa bak, postacı geliyorsa olur abi. Yo var, uşak var ama yok uşak var. Aynen. Uşak. Uşak Osman. Uşağı ama niye nostaljiyle anlatsın ki abi? Uşağı nostaljiyle anlatmaz i̇şte, yani. Ben şu an hiçbir şeyi nostaljiyle anlatmam burada. Ya ama postayı bölgü anlatsın abi. Posta mı kaldı ya? Bomba, ayı, macun, yastık, savaş. Uşak mı? Hani uşak. Örgü. Örgü ikinci seçenek ama yani posta. Kepek. Taş. Macun diyorlar bak size. Macun. Posta. Macun olur mu? Olur yani. Hani evet. O eski macunları düşünüp demiş bile olabilir yani. Ya postayı başka türlü anlatırdı yani. Mektup derdi postaya. Posta değil bir kere. Postayı nostaljiyle anlattıysa bilmeyelim zaten.
Bozdaya mektup derdi. Mektup denecek bir şey var mı? Da yok. Mektup, posta. Macun da uşak, değil uşak. Uşak da işte ne denir? Hizmetli derdi mesela. Hani köpek, robot, hizmetli, yardımcı. Uşak. Abi sana bir şeylerde bulmuş olunabilir mi? Evet abi, nasıl? Valla burada başka Allah. Kelime yok. Ben de macundayım şu an gerçekten. Limuzin? Limuzin nostalji değil ya. Limuzin gayet beraber var. Beraber bir yolculuğa falan dev olabilir mi? Nostalji yani dev. Nostalji ben, abi ne ya? Tepe göz vardı ben, abi ben, eskilerden. Ben macundayım bilmiyorum yani. Macun. Yani Osmanlı işte eski. Aynen. Biz pas işte, geçirdim abi. Macun ben Suatların siyahı cezanı düşünüyorum. Macun değil mi? Macun, önerin yoksa macunu basacağım. Öyle söyleyeyim. Benim ben o riski alamam Mehmet abi. O zaman ben basıyorum. Burada yanan basmış. Mehmet sen olacaksın. Bas abi. İşte bu. Abi, bir de bu kadar zorlandıysak ya. Yani. Ama şimdi doğru postayı nostaljiyle anlatmasa da canım, macunu da nostaljiyle. Avantaj şimdi bize geçti işte takım. Ya Suat sen niye şeyi verdin ki ya? Ya bak bizim kelimeyi atacaklarmış Suat. Harbiden posta güvercin. Uçak. Uçakla yani robot ajan kepek uşak. Güvercin uşak. Orada siyah buluyorlar. Üçüncü yok. Ayı. Bak uşak ya abi. Çok uzak. Yüzlüğümüzü. Bomba örgü. Bir şey diyeyim. Posta güvercin bir kere açalım. O değilse zaten hiç tıklamaya gerek yok diğerlerine. Şimdi. Ya dedim işte. Uçak. Güvercin uçak. Başka hiçbir şey yok. Örgü, direkt yüz, uçağı uşak, basalım. Limuzin, dev, örgü, okay. Bomba, ayı, savaş, yastık, robot, uçak, ajan, kepek, taş. Ama savaş diyorlar mesela. Savaş güvercini. Savaş sırasında haberleşiyor. Savaş güvercini var. Şey de var. İkinci Dünya Savaşı'nda eğitiyorlar bomba olarak. Peki güvercin Toko Toko. Şeydeki. Toko? Palworld'deki. Palworld'deki. Ha Apo onu hayatta bilmez. Şu an bence açıyorsak uçağı açalım. Üçünü birden açmayalım önce de. Uçağı ne diyorsunuz uçak? Uçak. Yani uçan başka bir şey yok. Bence pas geçelim Berkay ya. Zaten bence biz... açalım Suat rahat ol. Aç Berkay sana sildim. Güveniyorum. Aç. Tam beyaz zaten. İyi bari. Savaş bomba olabilir ya diğerleri. Bak, iki tane cepte oradan var. Biz gele bitiriyoruz bitiremezlerse. Evet. Abi ben bir de kendimiz bizi kırmızı zannediyordum. Maviyi açınca çok üzüldüm sen macun açınca. Ben bir dakika ben postacıyı açınca da onun için mi sevindin? Evet çok sevindim. Orada fark ettim bir yerde yanlış yapıyorum diye. Evet. Osman anlatman lazım. Osman açık mı sesin? Boş çıkarsa yok. Sıramızı kaybediyoruz. Bir şey olmuyor ya. Ama kelimeyi azaltacağız. Bir nereye Osman? Ya pas geçmiş gibi olduk yine. Yeteceğe hala güveniyorum abi. Siz en azından kelime... Ya ben ama demin bak gerçekten siyah bulma şansları vardı. Beyazla ucuz atlattılar. Hala var. Abi ne var ki burada güvercinle ilgili ya? Söyleme. Ben yok zaten geteceğim. Görmüyorum. Ben geteceğin düşünme şeklinden buldum onların kelimeleri. Onları şey yapmayacağım. Biz de bulduk abi. Savaşta bomba zaten. Direkt basın savaşta bombayı. Bir sonraki ama savaşta bomba olsa Berkay. Direkt bunları çok daha rahat anlatırlar. Delikanlıysanız. Postayı bir anlatamam. Biriniz savaşa biriniz bombaya kaza getirin. Bir şey söyleyeceğim Suat. Savaş bomba değil. Evet. Savaş ve ayı bence. Olabilir. Biz birazdan anlasın. Yorumlayalım. Şimdi etkilemeyelim rakibin şeylerini. Evet. Hemen nasıl çark ettiler. Gördün mü? Abi bizim düşüneceksen macunu doğru açmışsın bir de ya. Ben postayı açtırıyordum. Hala orada kaldım. Ne olsun Osman. Geleceğe bak. Şu an bize Osman'ın 3 anlatabilmesi, 2 en azından 2 anlatabilmesi lazım. Ya nostalji nasıl macun olur abi ya? Çünkü başka bir kelime yok burada nostalji olabilecek diye anlatamayacağı. Macunu hani ben pencere kenarlarındaki macunu anlatırdım. Muhtemelen onu da bilmiyor. Yani neydi o? Gelmedi. Böyle diş temizliği için kullanılan vardı ya. Onu kastetmiyor mu? Misvak mı? Hayır macun bu evet, çubuğa benim. Dolanılan şeker olan macun nostalji. Pek çok macun yani, var. Benim aklıma direkt o geldi. Benim aklıma yanlış kelime gelmiş. Gizli. Yani, gizli. Ajan var. Yani işaretleyelim. Açmama. Uşak, dev, savaş, robot, taş, kepek. Yani kepek de saçın arasında gizli olur. Ben limuzuna da gittim. Niye bilmiyorum abi. Limuzin dev gibi kocaman araba o. Nasıl gizli olur? İçinde mi gizli olursun? Hani içinde gizli yani olabilirsin. Ajanlar ayı. Falan böyle zırhlı falan onun içinde dolanıyorlar ya o yüzden dedim. Sadece yani, öneriye. Mantıklı ama ikisini gizli. Ajan bekip.
Yani kepekten bir tık daha yakın gibiyim limuzine, doğru. Ayı bomba da gizli olabilir. Bombayı gizli yere koyarsın. Gizli bomba. He, oyunlarda yapıyorsunuz. Bir dakikamız ayı var. Yani gizli dev. Taş dev. Fikir uşak değil. Şey değil. Katil. Ya bomba. Uşak. O da gizli olabilir mi? Aynen gizli uşak. Var var. Filmi yenilerde bak. Ay. Yeni çıkan filmde var. Gizli uşak. Gizli yani. Uşak değil de katil. Hani uşak çıkıyor. Gizli. Katil uşak işte. Ben ondan. O çok zorlu. Ajanı bas bence. Ajan zaten değilse bir gidelim. Ha, tamam. Şimdi diğeri. Ajan buradaydı. Diğerleri şunları kapat. Kepek çok gizli kalır mı abi? Ya limuzunu ben ajanla bağdaştırıyorum. Hani gizliden değil de. Ajanlar böyle zırhlı araçlar. Limuzinlerden falan inmeler falan. Kim olduğunu bilmediğin adamlar. Ya ajanla bağdaştırmış olabilir gerçekten. Siyah giyen adamlar vardı ya. Onlarda da onlarda hani ajan falan filan diye. Limuzin. Onlar limuzinden iniyordular. Siyah bir limuzinle falan. Mantıklı. Başka nasıl nasıl birleştirsin bilmiyorum ki. Uşak da katil uşak. Hani kim olduğu bilmiyorum. Yok, uşağa geç. Uçak değil. Ya yani limuzin mi kepek mi? Uçak. Abi. 10 saniyemiz var. Limuzin mi kepek mi? Ben limuzindeyim abi. Seni bilmiyorum. Gizli limuzin mi yaptınız? Gizli limuzin. Ya ajandan limuzine gittim abi. Ajandan başka bir şey gider misin? Basıyorum. Basıyorum. Ya ben yine sevindim ya. Oh dedim. Gizli kepek ne? Ya saçlı gizli kalır yani. Çık gözükmüyor yani saçın içinde. Abi diğeri limuzin. Suat. Evet. Hiç gitmeliler kelimelerine biliyor musun? Nasıl savaş? Hoş. Neyse ayı. Biz bir bitirelim. Basmadan evet, söyleyeceğim onların şey kelimesini. Yapmayalım. Aynen biz şey yapmayalım. Şey olmasın. Şey olabilir. Zaten bizim biri savaş diğerini anlatsa bitiyor oyun şu an. Savaş neydi bizdeki? Güvercin. Pamuk. Dev. Taş. Pamuk taş. Pamuk. Yastık var. Pamuk yastık. İşte evde savaş. Bir dakika Berkay. İki tane demiş olabilir misin? Hani pamuk. Bence demez. Yastık, pamuk limuzin, yüz örgü, pamuk örgü. Ama ne alakası var güvercinle? Şu an siyah geliyor ben size diyeyim. Ya güvercini şeyden mantık kurmuştur belki. Ya bir şey diyeyim bak, örgüyü görüp pamuğu... örgü. Ben örgüyü şey düşünüyorum. Gizli örgüt, örgü. Böyle anlattı diye düşündüm Osman'a. Oha. Örgü. Tamam yastığı açıyorum o zaman. Osman'ın saygı duyuyorum yani. O Berkay neyi açalım diyecektim. Tak diye oyunu bitirdi. Helal be. Limuzin. Önce konuşmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Mehmet abi. Mehmet abi oyunun başında. Şimdi öncelikle bir saniye. Aynen, rakip takım bir saniye müsaade ederse bizim takım kaptanımız konuşacak. Evet. Bizim yeri örgü ve bombaymış. Öncelikle Mehmet abi oyunun başına dedi ki ben Abdullah'a çok getireceği çok güveniyorum. Siyahı açtıracak dedi. Üçtür limuzini tıklıyor böyle. Limuzine takıldı orada. Siyahı açacak diyorlar ya. Abla olaya şuradan şey yap. Ben son ana kadar kendimi kırmızı zannediyorum. Sana ne kadar güvendim düşün. Bu arada güvercin derken posta güvercini, savaş anında güvercin kullanılır ve hani pas tüyü yastıklar falan hani oradan tüyden yastığı yakalarsınız diye güvercin dedim. Güzel. Ben bizim şeyi tebrik ediyorum. Takım kaptanımızı ilk tur hariç. İlk tur hariç. Kelimeler zor geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Bir anlattım da bir verdim ya. Daha ne oldu? Ne oldu? Birler gelince ben ne oldu? Bir şey mi anlattın? Vallahi kazandın lan Apo, helal kardeşim. Ya bırak ya. Nostaljinin açılımını isteyenler var. Macun ya direkt macun abi nereye gittiniz siz uşak niye? Ne ya posta ne posta ne ya posta diyor ama bir şey söyleyeyim ben net şekilde bak ben kendi kafa yapımla yani postayanın şarkısı geldi aklıma bak postacı geliyor ben de oraya gittim yani. Ya. Ben de oraya gittim. Hayır abi orada şarkı macun ya. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Mehmet abi dedi ya Mısır, Doğu falan. Hani Doğu yazarsa direkt Amerika'yı işaretleyin falan yalan dedi ya. Yalan mıydı? Doğu yazacaktım. Doğu yazacaktım. Uşağa gidersiniz diye Doğu yazamadım. Bu arada Mehmet abi dedi dedikçe ben kendim... Evet. Ben ne zaman dedim öyle bir şey diyorum sonra Mehmet Kerim'i dediğine fark anlayıp... Evet, Mehmet Kerim'e... Abi ben oyun boyu kırmızıyım zannedip Suatlar hep kırmızı açtığında sevindim biliyor musun? Evet ya seviniyordu biz açtıkça. Evet ya. Tamam tekrar kurabiliriz bu arada. Tamam.
Ben Osman'a karşı kazandım ya, rahatım. Daha dur, bizden biri geçmedi. Helal lan kardeşim. Şimdi şöyle yapalım. Ben geçiyorum bu tur. Tamam. Mehmet Kerim. Mehmet abi. Sen geç abi. Yo. Şu an ben Berkay'ı aldım karşıma. Tamam. Mehmet Kerim. Tamam, bize 9 geldi ya. Kese, yay, Hindistan, reklam, not, zar, kutu, hayalet, Everest. Diş, Yunanistan, Kanada. Bizim kelimeler kırmızılar. Kese, yay, reklam, kutu, Hindistan, not, zar, hayalet, Everest. Hayalet, Everest, Hindistan, reklam, zar. Kumar 2 mi diyorsun? Yay, reklam, not. Hayalet, Everest. Biraz sıkıntılı geldi gibi ha. Hindistan, reklam. Bir Hintli film artisti yazsak. Reklam ve Hindistan'ı bilirler mi sizce? Çok popüler birisini yazsak. Doğu 2. Himalayalar 2. Vallahi bir deneyesim var, biliyor musunuz? Bak şimdi. Ama ikinci ismini yazamayacağım. Vallahi bir çılgınlık. Aklıma geleni bir deneyeyim, merak ettim ya. Bunu yazsak ne oluyor? Gölge, İngiltere, numara. Düşünelim ama. Albüm. Aa, albüme de gider. Çimen, Chris. Hava, reklam. Ya özel isim yasaktı lan. Ay, özel isim yasaktı ya. Zar, yay. Hindistan. Hayalet. Ben bir tane diyeceğim, biliyorsunuz mu? Yüksek desek, yüksek. Yüksek not. Yüksek şok, uydu. Ha, uydu da yüksek. Allah'ım ya Rabbim ya. Dağ. Bir tane vereceğim. Bir tane vereceğim şimdi. Durun. Konum desek, Everest, Hindistan, şok, uydu, hava, altın, vize, kanat, Yunanistan var. Allah'ım. Ok. Bir saat düşündü. Evet. 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 Az önce ben her bir verdiğimde bu bana giriyordu değil mi? Bir dakika. Evet. Evet. O düşünmesin diye direkt çıkalım. Bravo kardeşim. Helal Suat. Bayağı zor geldi herhalde. Farkında ki işaretlemedim bile. Evet. Ben de işaretlemedim. Direkt geçerim dedim hemen. Şimdi arkadaşlar. Rakibe düşme şansı vermemek lazım. Şimdi. Umarım gelirse yaparım ben onu. Hayalet, kutu. Ama var ya Mehmet kutu. Hayalet. Abi, eğer siyah bildirirse. Hindistan. Bana söylediği laflardan sonra. Küp, kutu. Şimdi bir dakika, şimdi baskı kurmayalım bizim Spy Mister'ımız üzerinde. Dur, kelime gelene kadar biz sor. Kese, kanguru, roket. Uydu bir abi, garanti. Bakalım Hindistan da uydu muydu gönderiyor diye biliyorum. Hava mantıklı. Gölge, zar, vize, numara, hayalet, şok. Gölge, not. Hindistan. Roket, numara. Reklam. Kese, roket takımında. Zar. Ya ben havadan çok emin değilim. Hı. Hindistan'ın uydusu. Küp. Yani Yunanistan da var o zaman. Küp başka ne var ki? Abi Hindistan kendi roket göndermiyor mu? Ben öyle biliyorum. Altın, reklam. Not. Ya Hindistan, İngiltere, Pakistan, Bula, onlar böyle hava. Mücadelede olduğu için illaki yapmışlardır. Küp 2, yani küp şeyde 2 güzel. Ülkeler, şeyleri bile var. Haliyle uydusu da vardır. Ya küp ben 2. Hindistan... Ama İngiltere, buraya... Hindistan dediğin yerde İngiltere mi, Hindistan mı, İngiltere ama, yani. Hani... Tamam da İngiltere kendisi, İngiltere ülke olarak uzaya roket gönderiyor mu? Hindistan gönderiyor diye biliyorum. Kelimelerin etrafında dönüyorlar. İngiltere'de gönderiyordur ya. Bir sürü uydusu vardır İngiltere'nin. Üç kelimenin ikisi adamlar bizim biri tarafsız. Gönderiyordur yani. Bilmiyorum. Kutuyu açarlar ya, şimdi onlar ya. Allah'ım ya. Ülkeleri zaten roketle anlatmazdı ya. İkisi birden olsaydı. Osman. Ya ben o aradaki fark oradan geliyor gibi geliyor bana işte.
mesela Hindistan tombala bunlar kese, arasında gönderiyor, diğerleri göndermiyor diye biliyorum ben. Var. İngiltere var, kendi abi kendi uzay üssü var, gönderiyor mu ben bilmiyorum. Uzay tamam, başka bir şeyler bakalım. Uzay roketi ne olur? Kanat olur, kanat olabilir. Aa, çok mantıklı. Kanatlı hava bence ya, ülkeler değil. Kanata basabilirsin kanat diyorsan. Bak aynen. Diğeri de hava yani o zaman. Bence hava. De hava ya. Küp 2'den bir garanti giderim ya. Bastın. Oy bitti. Tertemiz. Güzel. Son anda döndük o zaman. Son anda döndük. Oralarda bir siyah varsa var ya. Kutu. Kutu bizim siyahtı. Ha, kutu. Küp. Not. Hayal. Hayalet. Var. Everest. Allah'ım yarabbim. Dağ ve hayaleti bir noktada yakalayacağım gibi hissediyorum. Dağ ve hayaleti nasıl yakalarız? Yani kutu pazarı daha yakın. Dağın tepesinde böyle. Çok uzak ihtimal kese olabilir belki. Çok uzak ihtimal ama. Bence zarı da açalım geçelim ya. Zarı da açalım. Bence numara da açılabilirdi ya. Açmayalım ya. İki verdi ya. Ha, iki mi? Reklam. Hindistan. Kese. Not. Kese. Altın. Altın. Kese. Çek. Bak çek yazsam. Çek yazmak. Çek. Keseye gidebilir altın ama çok uzak ya. Nota da gidiyor. Kağıt. Kağıt. Kese. Kağıttan not. Başka. Macun bir. Güzel, rakip de zorlanıyor. İki anlatırsak kar. Kağıttan ne ya? Kağıt. Albüm var. Reklam. Kağıt. Not. Kese. Kağıt. İkincisi ne? Korku 2. Rejim. Rejim. Bak rejimler de korkutabilir. İntihar 3. İntihar. Not. Hayalet. Everest. Albüm, rejim, numara, İngiltere, kriz. Ama kriz de gölge. Allah Allah. Ulan ne kadar zor geldi böyle ya. Ben gerçekten bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum ya. Kese, reklam. Pazarlama desek. Reklam, pazarlama, not. Reklam, not. Manşet. Manşet yazsak. Not ve reklamı çıkarırlar mı? Kese. Dizi 2, dizi, reklam, Hindistan. Numara, dizi, İngiltere, not. Rejim, albüm, çimen, kese, kriz, Hindistan. Film, Bollywood desek, o da özel isim. Film, dizi, reklam, gölge, şok. Beyaz 2. Beyazdan ne olur? İngiltere, numara, rejim, albüm, çimen, Hindistan. Beyaz ne ya? Beyazı ben buldum. Hayalet. Ben bir şey bulmuştum. Biz bir şey bulmuştuk ya. Az önce mantıklı bir şey yazacaktık ya. Neydi? Dizi. Dizi. Asya 2. Asya. Asya 2. Ben bir şey diyeyim mi? Ben diziyi bir zorlayalım diyorum ya. Ben vallahi dizi diyorum ya. Dizi, rejim, numara, İngiltere, albüm, dizi, albüm, Allah'ım oraya da gidiyor, reklam, kese, kanguru. Nereden bildiniz bu arada bilmeyeceğini? Beklemiyorsun. Abi çok düşündü sırf o yüzden dedim ya. Apo, Fuat'a yardımcı olalım mı? Nasıl? Rastgele tane rastgele basalım mı? Saatimiz daha yüksek kardeşim, öyle söyle. Bu ne bir şey ya? 2,5 dakikamız var. Şimdi. Motivasyon. Olmayacak kelimelere mi gitsek? Şimdi onlar düşünürken biz düşünelim. Bunları nasıl birleştiririz arkadaşlar? Hindistan, Everest. Yunanistan var rakipte. Yunanistan. Bölgelerden gidince. Hindistan. Himalaya'da çok ısrarcısınız. Asya'da çok ısrarcısınız. Rejim, not. Hindistan. Reklam, not. Hindistan değerli. Allah'ım yarabbim ya.
reklam, not. Not ve reklamı birleştirebiliriz. Çoklu birleştirmem lazım. Rakibin kelimeleri gidiyor. Everest, hayalet. Dur bakayım, bir odaklanacağım. Gölgeye gittiler. Aslı 2 dersen mango açabilirler. Yükseklik 3, kağıt 2. Yükseklikte yükseklik. Büyük. Büyük desem Hindistan'a giderler gibi geliyor bana. Büyük deyince sanki Yunanistan akla gelmez gibi hissettiriyor bana. Everest ve Hindistan'a giderler mi sizce? Not. Büyük not. Yüksek. Yüksek not. Yüksek dağ. Everest'e giderler. Nota giderler yüksekte. Yüksek. Yüksek. Büyük harflerle yazarsam. Yüksek. Yüksek not. Yüksek hayalet. Numara. Yüksek numara. Yüksek numara. İngiltere. Rejim. Albüm. Çimen. Kriz. Yüksek kriz. Yüksek. Ben yükseğin yüksekten gidiyorum ya. Yüksek. Yüksek. Everest. Everest zaten. Yüksek. Kriz hani yüksek. Kriz yok. Yüksektir ya. Yüksek not olabilirsin. Rejim. Direkt yükseklik olarak düşünelim bir önce. Yükseklik. Yüksek numara. Yüksek. Rejim hani. Gerçi. Yükseklik. Everest'i açalım. Şoku. Albüm. Vize. Çimen, Yunanistan. Hindistan, reklam, hayalet. Yüksek şok, yüksek. Hindistan, reklam, hayalet. Ben bunu nasıl anlatayım? Hindistan, reklam, hayalet. Film. Film desek Hindistan, reklam, hayalet. Film güzel aslında biliyor musun? Film. Filmden harbiden bu işi çözeriz. Dizi biraz daha zayıf. Film 3. Film, hayalet. Aksiyon desek mesela, aksiyon. Hindistan filmleri genelde aksiyonludur. Böyle abartılı aksiyon sahnelerine sahiptir. Hayalet, ben notu daha bilmediler bu arada. Bak, bas bas, bas ya. Kardeşim rahat ol. Oo. Hayır. Helal. İşareti de çektim ki sana suç atacaktım direkt. Fark ettim onu. Bir at şu, bir anlatıyor. Çok market. Market 1. Şok. Yok ediyoruz şimdi arkadaşlar. Sinema. Vizeyi sinema, ya, reklam, sinema, ki? Hayalet. Bir anlatırsa vizeyi seçebiliriz sonraki yer ama bilemedim. Şu anda da seçebiliriz. Ama şu an seçsek bitmeyecek. Şu an seçmenin bir mantığı yok. Hiç aynen. Mantığı. Direkt rakibe süre vermeyelim. Sinemada bak sinema ya. Film mi sinema mı? Film mi sinema mı? Film 3. Bana Bollywood özel isim arkadaşlar. Bollywood özele gider ya. Sinema, reklam, Hindistan, hayalet. Sinema desem sanki evet. Filmden de olur ama hadi sinema diyelim. Aha. Sinema. Yok artık bitirdim. Şimdi hayalet. Reklam. Olur. Reklam olur. Reklam. Hindistan. Albüm. Albüm Yüzüz uzak. Kartalı ya. Yunanistan. Ama şu an zorla birleştirdi büyük ihtimal. Öyle düşün. Sinemalara gidiş azaldı krizde. Osman'ın aklına net Hindistan geldi bence. Biliyorum, bilerek söylemiyor. Ya daha çok sinemadan ziyade gölge oyunu falan izliyorlardı ya. En azından beyazın etrafında gölge dönüyorlar. Gölge oyunu oradan bağladım. Hayalet, gölge, reklam mı diyorsun? Reklam zaten olmazsa burayı terk edelim. Tamam, hayaleti açıyorum. Hayalet filmlerde olur yani. Sinema film, mantıklı film, açalım onu da. Film bence daha iyiymiş krizi şu an düşündüm de. Evet ya, film sinemadan daha evet, iyi. Şimdi. Gölge mi albüm mü? Sinema. Hindistan. Ya, ben Hindistan sineması diye bir şey var. Albüm Bollywood. Şimdi olabilir.
Bence o akıllarına gelmiyor. Aa, akıllarına gelse. Hindistan, Bollywood. Ha, işte bu. Diyorsun. Bollywood sineması. İşte bu. Bende o zaman o. Bir de şeyi düşündüm şimdi. Sizi dinledim de taşıyoruz bak şu an. Ben film yazacaktım. Sinemadan bilirse sizi dinleyip taşıdım bak. İki turdur bana atıyor topu da. Ya bırak, sen bana attın az önce notla. Allah be, işte bu be. İşte bu. Bak, oyun başında bilerek bir verdim, dikkat ediyorsanız. İçerideki evet, bir şans tanıyalım diye. Oyun sonunda bir anda üçlü dörtlü bileceğimizi biliyorduk. Ama yine de kazanamadılar. Son anda Bollywood aklıma geldi var ya, gidiyorduk az daha. Evet. Bergen neyden rahatım biliyor musun? Bak kesişen. Gölgeyi, ben gölgeyi diyeceğinizi hiç düşünmüyorum ama albüm deseniz bile, albüme gideceğinizi hissediyordum. Albüme gitseniz bile beyaz diye oradan rahattık biraz. Hep böyle. Gölge çok uzaktı ya. Seçecekleriniz hep böyle beyaz bak. Evet. Evet, orayı çok iyi verdim bu arada. Ben Ege deseydim Yunanistan'la vizeyi açabilir miydiniz? Açardık. Selanik bile desen. Evet. Selanik'te iki de verirdik. Abi Selanik özel isim acaba olur mu olmaz mı diye şey yaptım. Yani. Yanlış olurdu. Biz mesela Bollywood Selanik yazacaktık, güzel. Vazgeçtik mesela. Ben de ondan aklımda Ege vardı. Vizeyi açsaydınız... Bollywood veya Selanik şu an yazamıyoruz mu? Yok. Ben mesela... Yok, özel isim ya. Ben mesela Amir yazdım, onu da sildim. Bir noktada Amerika. O direkt özel de oğlum. Biz dün buna benzer şeyler kullanmıştık ya. Dün ondan önceki günde. Yok, kullanmadık ya. Ege de yazamayız o zaman. Ege Deniz'i de yazamayız. Zaman özelden kastınız şu sizin. İnsani özel isimleri yazamıyoruz diyorsunuz. Ege'yi direkt yazamaz mıydım? Markalar falan da yazılır. Normal yazılabilir Ege mi? Falan yazılır ya. Ege bir bölge Ege ya. Ege yazılır canım. Ege, Ege'de değil. Tamam, insanilerle, Selanik... insanilerle kısıtlayalım o zaman. Aynen, mesela sallıyorum işte bir tane film adı. Bu özel. İşte ne bileyim bir kişinin adı, bu özel. Bir daha da bir marka, bu özel ama. Ama... Abi hani şehir falan... Bence yazılmalı ya. Yazabiliriz yani. Robot var. Transformers ya. Yazamaz mıyım o zaman? Mesela bu yeni kuralda. Transformers yazamıyorduk. Yok. Yine mi yazamıyorduk? O, özel işte o. Son oyunda Hobbit yazacaktım. Onu yazamadım mesela. Ama Hobbit'i ben film ismi olarak değil. Kelime olarak yazıyorum belki. İşte öyle bir kelime o yok ama. Mesela ben Adalet yazdım. Adalet diye film var. Ne olacak? Ya o kadar da değil. Ya yani. Ona girersek imkanı çıkamaz. Yani direkt Harry Potter mesela. Ya Suat, bir şeyi belli eden. Ezmedik mi biz rakibi bitti ya? Bitti biz mi? Aynen şu an 2-0 yendik biz. Bitti. Devam. Berkay bak, seni şov maçına çıkarıyoruz, dikkat ediyorsun. Abi zaten ben çok rahatım. 3 maç bittikten sonra bir de bir maç atıyoruz ve hani kazanan günü alıyoruz. Günün günü kazananı maçı var. Yani ben o var diye rahatım şu an, öyle söyleyeyim yani. Hep öyle yapıyoruz çünkü. Kendimi susturuyorum. Evet, Berkay vs. Mehmet abi. GTC'yi takımı açtırınca biz orada bir koptuk Osman. Ondan oldu hep. Evet. Benimle dalga geçmeyecektin Mehmet abi. Renkleri falan karıştırmaya başladım. O kadar güldüm ki. Ya iddia yazdık takım ilk ya. Simit. Buradan hangisi siyahtır biliyor musunuz? Bak size söyleyeyim. Avustralya. Avustralya'dan da. Polis. Film. Film siyahtır burada bak, ben size söyleyeyim. Film siyah. Geçen el film yazacaktık, sinema yazdık. Şimdi bizde mi? Berkay düşünüyor. Evet. Söyledikleriniz işte hep farklı şeyler oluyor. Mesela o anlattığınız 4 kelimenin ikisi mavi, biri kırmızı, biri siyah olabilir. Laz ne alaka diyor. Laza taktılar. Lazı siyah diyorlar. Çok alakasız bir kelime olduğundan bahsediyorlar. Ama siyah alakasız çıkmıyor işte. Aynen. Siyah tamamen şansı ve genelde de böyle bir can yakıcı yerden geliyor. Aa, önceki kelimenin siyahına bakmadım ben. Mango. Çok. Peki sizi yani... siyah mı zorladı yoksa birbirinizin kelimeleri mi? Birbirimize yakın olmamız zorladı. Ya Hindistan'la Yunanistan bizi kilitledi. Evet. Bak, düşündüm onu. Bir tek ben düşündüm biliyor musun Mehmet, tek kelime abi. Peki. Hiç kimse düşünmedi. Peki Berkay kaç kelime verecek sizce?
Bir. Berk abi minimum iki verir ya bence. İşte bu gökyüzü, ayakkabı, kuşak, tabanca, prenses. Kuşak olabilir harbiden. Ona bir yapıyorum garanti değil diye. Adet yani ben yenekledim. Kuyruk. Rüzgar. Rüzgar. Yıldız. Yıldız. Solucan. Tamam, gökkuşağı çıkarttım. Polis. Çok düşündü ama. Film. Bunu garanti diye çok yani, genel olarak düşünmüş olabilir. Polis, film, simit, Londra, kanun, kaza, Avustralya, lastik, kepçe, kaynak, Roma, darbe, Las. Ha, testten başlamıştın. Cüce, ağız. Kuşak, rüzgar, yıldız. Bir kere yıldızı bence ya görmedi. Kesinlikle. Yani diğeri yok. Berkay böyle bir hataya düşmedi. Açıyorum yıldızı. Şimdi ya kuşak yıldız ya kuşak rüzgar diye düşünüyorum. Gökyüzü. Bak rüzgar yani. Yıldızdan yıldızın net olmasına bak. Rüzgarı tartışalım ama evet. Bence yıldızın olması lazım. Bence de. O yüzden ben açtım. Tamam. Şimdi sen ne yaparsan yaptın. Kuşak mı rüzgar mı? Kuşak. Şimdi rüzgar. Gökyüzü demiş evet. Ama. Bak şöyle düşün. Kuşağı. Kardeşim rüzgar ve gökyüzüydü. Şey, yıldız değil mi o? Rüzgar, yıldız. Evet. Başka ne var mesela? Rüzgar ve yıldız, gökyüzü. Kuyruk. İkisiyle de anlatılabilir. Ya bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Rüzgar ve uzaklaşmaya başladım. Çünkü çok fazla kelime. Rüzgar, kuşak, rüzgar. Peki şöyle düşünelim. Rüzgar ve yıldız. Bunu gökyüzü harici anlatabilir mi? Kuşak ve yıldızı tek anlatacağı bir şey gökyüzü. Hava der rüzgar mesela. Hava yıldız. Diyebilir. Evet. Kuşak diyorum ben ya. Bey pas geçebiliriz biliyor musun? Böyle bir pas geçelim. Bu cepte dursun. Ha, olabilir. Olabilir. Benim Apo ile Suat ikilisinden çok büyük ümidim var. Tamam bu el kesin bizde. Var ya yok ettik yok ettik. Yani, şu an yok ettik. Bir siyah gelecek ya belli. Berkay'ın saçları uzunsa şu an saçlarını yoluyor olabilir yani o kadar. Ya arkadaşlar önce kafamı karıştırdınız. Sonra benim dedim seçeneği bana anlatıyorsunuz bu sefer de ya. Ben rüzgarı işaretleyecektim. Şimdi diyorlar ki kuşak olsa gök derdi diyor. Gök kuşağı derler. Ben şu an mesela rüzgara uzaklaştım sizin yüzünüzden. Ama o hile olabilir diye belki sadece gök vermemiş olabilir arkadaşlar. Hmm. O detayı unutmayalım. Evet bunu düşünelim. Bunu bir düşünelim bakalım. Evet evet Apo katılıyorum doğru söylüyorsun. Tamam bakalım biz, rüzgar. Biz hile yapmadan kazanmayı hedefleyen insanlardanız arkadaşlar. Lütfen. Rakip gibi değiliz. Belki şeyler başladı. Allah'ım yarabbim ya. Hep komiksin. Teşekkür ederim. Ama bunu ilk defa söylüyorsun Osman. Mehmet abi. Bu arada Mehmet abi. Mehmet abi 5 der. Sonra biz onun içinden çıkamayız. Siyah açarız de. Bana öyle geliyor. Biz işin içinden çıkamayız sonra. Mehmet abi Mısır'ın doğuda olmadığını gördüğümde haritalara baktığında şok olmuştum biliyor musun? Estağfurullah aklıma geldikçe gülüyorum. Ya bir de işin komik tarafı şu. Yanlış yaptığım farkında değil. Oyun biter bitmez bize fırça atmaya başladı. Nasıl bilmezsiniz? Mısır yok doğuda değil mi falan? Mehmet abi yalnız şu an 5 4 1 geliyor ya 1. Bir tane gelecek. Börek. Abi börek. Börek. Börek değil de börek. Börek. Yabancı bir kelime. Börek. Büyük ihtimal bir Yunan yemeği. Börek. Börek. Kuşak tabanca. Simit. Yani simit. Ağızla yersin onu da. Laz böreği diye bir şey yok değil mi? Var mı? Bilmiyorum vallahi. Var var çok popüler bu arada Laz böreği acayip. Ben buna cevap veremem Osman. Acayip popülerdir. Laz böreği tam yani bir şey varmış gibi hissettiriyor biliyor musun? Var Laz böreği vardır yani hani yani vardır. Orada yani börek yapmazlar mı? Yaparlar yaylalarda. Ben şaşırtmak için ya harbiden öyleyse bu arada. Yani onun böyle anımsıyor gibiyim ben öyle popüler duymadım diye. Kepçe uzak kalır değil mi? Kepçeli verilmez. Kepçeli alak abi. Hayır yemek kepçesi var ya hani şey değil. Cisim olarak söylemiyorum. Hayır ne bileyim abi ben de bu koca makineyi düşündüm yani. Roma bu böreği diyorlar bu arada. Roma böreği bu adam bana laf söylüyor ya bir de ya Mehmet abi ya.
Hayır, yemek kepçesi ya. Var ya getirecek yok mu? Yanlış mı biliyorum? Börekli kepçeyi diyorsunuz. Abi şu an simit, Laz ve ağız arasındayım ben. Roma'yı çok spamlıyorlar chatte. Neyi? Roma'yı çok spamlıyorlar. Roma böreği mi var ya? Roma'da yok ya. Ben Roma'ya baktım biraz neymiş ne değmiş diye. Roma'da börek yok. Roma böreği hayır, popüler diyorlar. Adet. Kaç adet Osman askerliği yok, Roma'da yaptı. Olmaz herhalde. Kuşak, tabanca, solucan, yaka. Ben Roma'ya bir gittim geldim. Filamus Romulus. Börek adetle satılır mı? Abi börek ağızla yenir ya. Yani Laz böreği yoksa börek ağızla yenir. Bu kadar basit ya. Abi, şey, çok hazortik şeylere çok siyah gitmeyelim geliyor bence. Evet açalım. Siyah geliyor. Olur tamam. Lazmış abi. Laz böreği. İki el oynandı. İki hayvan. Kelime bilindi şu an. Hayvan. Hemen kuyruk çok hızlı. Ya. Kuyruk yağ mı? Solucan var ama onun önüsü. Solucan. Bir dakika. Ayakkabı kuşak. Tabanca prenses. Prenses hayvan. Kurbağa. O prens. Adet. Yaka. Solucan. Solucan bir kere net. Solucan açalım. Evet. Bunu ben açtım. Şimdi kuyruk mantıklı bu arada. Rüzgar, polis, film, kaynak, kepçe, lastik, Avustralya, kaza, cüce, laz, darbe, roma. Tamam onu da aç hemen paslayalım ya. Kuyruğu mu açayım? Aynen bence de kuyruk ya. Oh tamam. Aa bir kelime vardı onu açsa mıydık keşke? Var be harbiden ya ben onu geçti unuttum ben onu. Börek iki. Börek iki. Börek iki. O zaman laz ve kepçe mi? Ya da adet mi? Adet de sonradan dedik ya. Osman. Roma da dedin dendi. Ama demedim ben. Adeti demedim. Sen dedin mi? Ben son anda dedim. Demedim. Ben demedim. Gökyüzünden o zaman bir Laz tane garantidir. Var. Evet. Gökyüzünden var bizim şimdi bir tane. Adet mi kepçe mi? Adet mi kepçe mi? Adettir adet ise ya. Börek adet börek olur yani hani. Kaç adet yersin mesela sen börek bir yemeğe oturunca? Çocuğu olmaz Osman iki çocuk var. Teşekkürler Mehmet abi. Evet hiç iyi olmadı bu. Kayyum. Kepçe o zaman. 3 3 bunun içinde mi sence? Darbe, polis. Çocuğu olması iki tane var. Polis, darbe, kanun. Londra, Avustralya, lastik, cüce, kaza, kepçe, kaynak, Roma, rüzgar, ayakkabı, kuşak, tabanca. Tabanca. Bence biraz uzak kayyum kalıyor gibi. Prenses. Evet. Kayyum, rejim. Kayyum. Darbe. Kanun, hani kanun. Yani kayyum yazıp da darbenin akla geleceğini bence öngörmüştür diye düşünüyorum. Roma. Kesinlikle. Darbeyi açayım mı? Darbeyi aç. İşte bu. Ben kanun açayım mı? Kanun, kayyum, kanun, kayyum. Ya hani şey böyle. Evet. Ya kanuna aykırı davranışla kayyum atanır ya. Evet ya. Kuşak kuşak. Polis şeyi düşünüyorum. Şimdi bu kelimelerle çok güzel. Polis. Polis bak şu diğeri de polis. Polisten başka var mı? Ayakkabı, kuşak, tabanca bak biraz düşündürüyor. Ama ya polisle tabanca çok benzer. İlk akla geleni demiştir diye düşünüyorum ya. Yüce. Evet. Rüzgar. Süper. İşte bekle. Rüzgar mı kuşak? Ya yani bir bekleyelim. Bence hiç açmayalım. Devam edelim biz. Onu sona kadar Tamam. Kabul. Osman çok ağır yeniliyoruz ya. Ya şimdi 7 verecek biz direkt halledeceğiz. Ama şöyle bir kuralımız vardı bu arada. 3-0'lık oyunlarda bu oyunu alan oyunu kazanır şeyi düşer dendi bu arada. Onu hiçbir zaman duymadık kardeşim. Yok öyle bir şey dur. Kıyafet. Ayakkabı vardır. Ayakkabı garanti. Prenses yani kıyafet prenses yani. Güzel giyinmeden prenses hiçbir yere çıkmaz. Yani benim bildiğim. Pencereden bile bakmaz öyle söyleyeyim. Yaka. Elbisenin yakası. Aa yaka aynen. Londra moda. Ayakkabıyı biri direkt açtı burada. Abi kıyafet yaka hani. Kıyafet yaka. Gömlek yaka. Ne bileyim ceket yaka. Ya ben bunu açayım içimde kalmasın Osman. Çok konuştuk bunu. Hadi ben de bunu açtım o zaman. Ne yapıyor bunlar şimdi bir ya tane daha açma hakkımız var. Prenses mi? Londra moda haftası falan da oluyor ya. Ama ülkeye abi bazı Avustralya'da da vardır. Avustralya yani moda Roma'da da vardır. Vardır. Evet, Roma moda haftası. Ama abi bir prenses orada yani kıyafetini hani böyle 5 kişi birden elinde iğneyle koşan prensesin arkasında. Sana bir riskli bir seçenek söyleyeceğim. Kuşak var evet ya. Kuşağı bilir misin? Böyle sırtına bağlarsın. Bilirim. Şimdi kuşak da var da o suatların da. Kıyafetten prensestense ben kuşağa daha yakınım.
Çok sağlam kombiye yani ihtiyacımız var. Bu arada bilgi geldi, Milano'da o diyorlar. Londra'da değil, sallamasın diyor. Her yerde vardır moda haftası da. Biliyorum, öyle bir bilgi geldi yani. Milano, Paris. Film olabilir arkadaşlar. Film. Ben kuşak tabanca... Ya kuşağa daha yakınım, seni bilmiyorum. Öyle mi? Ya çünkü prenses doğru, kıyafet falan. Ama kuşak... Lastik. Evet, kuşak. Aa, bak düğünlerde... Lastik, siyah lastik. Ama gara lastik. Gara lastik var mesela. Lastik, abi. Evet. Eşofmanlarda lastik var. Lastik, eşofmanlarda her yerde giyilir bu arada gara ben lastik. Ben o riski alamayacağım. Lastik krampon vardı Suat, bilirsin sen. Yani kuşak açım da bari, hani olmazsa sana atarım. Bu iyi oldu bu arada bizim için, biliyor musun? Biz kuşakla rüzgar arasında evet. Evet. Döner. 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 Aha. Rüzgar için. Kağıt var mı? Tabanca, prenses, rüzgar, yapar. Film, kaynak, Roma, lastik. Lastik döner. Avustralya, lastik cüce, kaza, lastik. Araba lastik dönerek gider. Abi döneri lastikle anlatır mı ya? Döner derken yemek olarak döner mi acaba? Yoksa ben döner diye düşündüm. Dönüyor diyor. Yemek döner. Evet olabilir. Eğer kaza. Öyle değilse yasak bu arada, bozuktur o. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Gökyüzüyle abi. Kazanın lastik. Çünkü döner kaza. Döner. Avusta yiyecek olarak düşün yok, döneri. Yok, tabanca, yok. Prenses, rüzgar, film, kaynak. Biz eski kelimeyi verdi bence rüzgar. Yalnız Mehmet döneri... abi sona bıraktım kuşağı. Berkay'ın kuralı. Gene bana bak. Şimdi dönmek mi? Yemek olan. Hangi anlamda verdiyse. Döner yemek olarak düşününce bir şey yok ki zaten. Tabanca, prenses, yok. Londra. O zaman diskalifiye lastik olursun. O zaman ya. Evet, ne alaka ya? Tartışırız birazdan. Kendi kuralı ya. Yani dur birazdan tartışırız. Film, bilsinler döner, kaynak, Roma, cüce, Avustralya, kaza, Londra. Romalılar dönektir. Aynen. Nereden çıkardın ya? Lastik, ben lastik diyorum ya. Roma'yı karşımıza aldık. Hani sen de mi Brutus diyor ya, hani o açıdan. Ben lastik diyorum. Evet, ben de lastik diyorum. O yüzden sen aç. Avustralya. Helal be. Tabanca siyah olmuş bu arada. Şimdi, ama olmaz bu. Olmaz. Ya evet, var ya. Eş anlamlı iki tane kelime var. İkisi de aynı anlamlı. Erkay sen söylemişti mesela. Dönmek yazman lazım. Ama... Döner. Döner tabu. Döner, döner diye bir kelime olmasa bunu yazamam zaten. Bak bizim ya kafamız az önce örgüt de yani isyan eden gitti döner yazdı gerçekten. Kardeşim ben şey kazanmam da kazan yazsa mesela o okey. Senin dediğin kaza varken kazan yazmak. Çamurla kazandılar. Lastik kimse ya, yazmadı ya, yani. Sıkıntı yok abi, yapacağız yani. Olur. Zaten hayır, dönmek yazsam da bu ikisini açacaklardı zaten. Öyle yazmak. Ben yani dönmek yazsam abi. Londra'ya gidebilirdim bu arada. Doğru, bence de. Tamam. Yalnız nasıl gezdik? Abi yani harbiden dendi ki yok bu takım şöyle döveceğiz, böyle döveceğiz. 3-0 yedik ya takım. Osman demiş. Ya ben şeyi sormak istiyorum. Ben bütün şeyleri geçtim. Evet. Böreğe gittiniz, Laz'ı ve Kepçe işaretlediniz sayfada. Evet. Böyle oyunun sonuna kadar durdu. Ağızı seçtiniz. Evet. Hemen Suat bir şey yazdı. Hemen bir bildiler. Bir miydi öyle bir şeydi. Hemen bana döndü. Hemen ben yazdım. Börek 2. Adede tamam. Gittiniz. Abi börek adette olur ama yani. Ama yani, ya işaretlediniz mi unuttunuz yoksa adedi işaretledik falan mı? Onu son anda konuştuk ya. Abi ben Laz böreğine çok güvenmiyordum açıkçası, hani vardır falan diyordum tamam. Da. Var var. Var. La, var da işte var, bilmezsen yoktur var, yani. Var var. Doğru. Şey yok. Yapılıyor. Ama var Laz börekleri var. Sonra Mehmet yere versen de adet falan son anda hani konuştuk falan deyince adete gittik yani oradan. Laz böreği yazalım bak. Bu arada ben de Osman sizi şaşırtmak için Laz böreğini yönlendirmeye çalışma şeyler yapıyorum, şakalar. Evet evet Osman. Suat ikide bir sizin kelimeleri söylüyor. Aynen, ben de iki de aynısını. Aa, bu baklavaya benziyor Laz böreği. Aynen şey bir şey yani çok. Şerbetli mi? Farklı bir şey yani hani. Spesifik bir şey yani hani böyle şey değil. Göstermiyor işte. Normal bir böreğin hani o Karadeniz usulü yapılmış börek. Tatlı ya bu bildiğin börek falan. Aynen. Abi hileyle aldılar zaten ya. Zaten hileyle kazandılar. Tabii tabii. Ya he he. Üç kere karın abi. Günü alan oyunu alır.
Kilodan oyunu alalım. Kazanmak istiyoruz ya. Karmadan kazanmak istiyoruz. 3 kere. Arıyorum. Ama abi karmadan kazanmak istiyorum. 4-0 olur bu sefer. 4-0. Ama bak kuralları şey yapıyorsunuz. 4-0 olur bu sefer. Kardım. Ne oldu? Oo Mehmet abi kazanan takıma hoş geldin. Oy. Osman'la Apo yan yana süper. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Bütün suçmada kaldı. Mehmet abi yenilirsek de yine sonuncu olacağız. Aynen. Sonunculuğu geçtim. Bütün suç bana kalacak. Evet. Gelirsek sonuncu suç Mehmet abi de üstüne. Aynen. Yenersek de birinci oluyorsunuz. Hiçbir şey yok bana gene. Aynen Mehmet abi. Sen dördüncü oluyorsun abi. Sonuncu Osmanlı ben şey oluyor. Çıllayım. Ben çıllayım. Mehmet abi sonunculuk en kötü gibi geliyor bana. En kötü burada bir iki kişiye bölünüyor suç. Yani orada tek kişi. Güzel. Şimdi ne yapalım? Ben çıllayım. Kim bize anlatsın? Bence biz bilelim ya. Ne diyorsunuz? Anlatalım mı biz? Ne diyorsunuz? Ben o zaman suç bana. Ben de bilmek istiyorum. Ben ya. Anlatabilirim Suat. Zaten bu suç bana kalacaksa. Bir bakayım abi. Ne istediklerine ya. Bakayım şöyle. Sen anlat diyor. Evet, anlatalım diyorlar. Bilelim. O zaman suç Suat'a kalır chat. Öyle söyleyeyim. Ben. Suat bilelim. Anlatırsa suç Suat'a kalır. Ben hemen abi anket açayım o zaman. Hangisi çıkarsa onu yapalım ya. Yani ankette suç bana mı kalsın? Mı kalsın? Öyle ya. Suç kime kalsın? Anlatalım. O zaman bize de bir anket aç Suat ya. Kim anlatsın diye. Bilelim. Bence olur, Mehmet abi gelirse ben Mehmet Mehmetler savaşsın ben dün Mehmet abiyi yemiştim. Aa olabilir. Yok yok. Suat da ancak işte Apo birbirinizi dengeliyorsunuz siz. Suç Suat'a kalsın. Ya bırak. Ezdim abi sizi ezdim. Hayırdır? Ezdim mi? Tek başına mı kazandın evet. Sanıyorsun? Doğru sana kaptanımız. Sana kazandın mı? Kaptanımız. Bir de hileyle kazandın zaten. Bizi bir bütün olarak ya, gördüğü için hep bireysel konuşur. Kaptanımı ben hala destekliyorum bu arada. Yok. Bence. Sen sabit hangi suç vereceksin? Tamam ben anlatıya geçtim abi o zaman. Aynen. Hadi o zaman Apo geçsin. Hadi Apo geç. Hadi Apo. Geçtim. Apo'ya var nasıl laf atarım şimdi yani. Apo bu böyle mi anlatılır? Oh, o başka kelime bulamadın mı? Ben bin alıyorum o zaman. Kaybedersek Suat satıyor. Güzel. Şimdi sesimi kapattım. Bizim kelimelerimiz bu sefer rakip başladı. Elmas, Tokyo, pilot. Mehmet abi bana sen yine sonucu Formula 1 drift drift pilot drift nerede klasik Suat satacağı için ben artık sonucu değilim Suat sonucu olacak. Anahtar sonuçta satan Suat anahtar drift Formula 1 anahtar yani elmas Tokyo baskı hissettirmek pilot. Gibi olmasın Suat'a ama hissetsin hiç bende ya bak ben size söyleyeyim. Sesi kapalı mıdır bakayım? Kapalı mıdır? Drift 3 çok ağır gelecek. Mehmet abi rahatta kalıyor. Abi geçen zaten iş. Kazanmadık mı biz seninle? Birinci olduk. Evet. Kaybetsek ne olur abi? Mehmet abi sen rahatta kal Mehmet abi. O iş bize. İşte bu. İşte ama sıfıra karşı yeneceksiniz bugün Osman. Yok doğru söylüyorsun. Şimdi şeye bakalım. Şeyi Hortum, Mısır, Köprü, Faul, Terazi, Otel, Hemşire, Nemrut, Kitap. Atlet, masa, iz, ama derece biz Osmanlı bir sayı fazlaydık. Drift 3 bu arada. Araba Tokyo. Evet. Drift. Tokyo drift. Tokyo pilot. O değil de sinirsimiz siyahı bulacaksın. Drift iz bırakır bak. Drift iz bırakır. Hayırlısı Mehmet abi. Bunlar hep hayatta başımıza gelebilecek şeyler. Şövalye, Osman. Evet. Yukarıdaki kelimeye bak. Ortada. Mısır var. Ya ben de. Doğu gelirse hakkınız olsun. Abi Doğu gelirse zaten anlamadım lan. Mısır Tokyo. Araba anahtar. Araba. Getecek derece. Doğu yazıp bizden Mısır açmamızı beklemişti zamanında Osman. Bana güveniyorsunuz. Ben sesi falan kapatıyordum. Drift böyle diyorum. Şey, drift. Hiç duymuyordum. Ya, yarısını biz bir defa Getece'yle yani. Oynadık. Doğu yazdı. Biz bilemedik. Nasıl fırçalıyor bizi. Nasıl bilemezsiniz. İz zaten şey. Mısır drift. Doğu'da değil mi falan diye. Baya bir coğrafya dersi. Drift'in yazılışını doğru mu biliyormuşum bakalım. Drift. Ama şimdi Doğu yazarsa Nemrut, Mısır, Tokyo. Üçünü de açarım. Ya. Burada şey yok. Yön duygusu yok yani. Herhangi bir yönü yazılırsa. Burada gezegen ya. Falan varsa da açabilirsin yani. Böyle alakası Kuzey Batı falan diyor. Böyle yarış. Dağ. Drift. Bakalım. Şimdi Nemrut. İze tamam. Gitsinler ya. İz beyaz da zaten. İzi bulsunlar. Problem yok ya. Elmas, Mısır, Hortum, Çeyiz, Fatih, Köprü. Forza desem mesela. Forza, anahtar. Bakıyorum. Pilot, Tokyo.
Forza'da ben yazsam yani, mesela. Forza özel isime mi giriyor şimdi? Forza falan. Özele giriyor yani. Normalde özel isim de yani. Bizim kurallardaki özel isime giriyor değil mi? Neydi oradaki? Fuji miydi oradaki? Evet. Nereden? Fuji. Ama orada bilmiyorum. Ama insan ismi değil. İnsan Fuji isimleri dedik değil. Sadece. Özel insan isimleri dedik. Özel Japonya isimler değil mi? İlçelemedik. Oyun ismi. Apo'nun suçudur. Apo'nun suçudur yani. Nemur. Biraz başka bakalım şöyle bir. Hortum yani fırtına falan belki hani dağda falan hani. Yani Fuji Avrupa'da ya. Yani dağ diyerek ne dedi harbiden bakalım. Dağ. Apo'nun oyun bilgisiyle o kadar. Terazi, faul, otel. Öyleyse de Tokyo'dur. Hemşire, kitap, deli, köprü, derece, eşkıya. Apo şimdi şeydir. Dağ eşkıyayı şey yapıyor olabilir mi? Rusya tarafı da olabilir. Bence eşkıyayı anlatıyor. Dağdan elmas çıkartıyor. Yok yok Mehmet abi full sallıyor şu an var ya her şey diyor. Avrupa diyor, Rusya diyor. Birazdan ne bileyim Güney Amerika falan döner. Dağdan elmas çıkar mı? Dağ. Olabilir dağ ile Tokyo'nun elmas madeni bağladılar. Abi Tokyo ya bu. Yani Fuji kanyon yarışı. Yani. Fuji Dağı. Kanyon yarışları. Açılsın. 20 saniye. Bakıyorum abi. Biz kaç saniyemiz var? 23 ulan saniyemiz adam, var. Var. Benim mis gibi anlatacağım kelimeyi elimden alır. Motivasyonumu düşürdü şu an ya. Derece soğuk. Yani soğukluk. Deli. Anahtar pilot. Köprü, hortum, mısır. Dağda iz. Dağda. Klasik. Beyce mısır'da daha yok. 5 saniyeniz kaldı. Hortum, foil. İşte bu. İşte bu. Şimdi ben hemen şey yapacağım. Pilot. Benim motivasyonum düştü. Onu zaten bildirecektik biz ya. Pilot, anahtar. Anahtar ve pilot, kontak. Pilot, anahtar. Yarış. Pilot, anahtar, yarış. Gaz. Gaz, anahtar. Araba 3, klasik araba diyorsun. Derece araba, derece. Deli, eşkıya, kitap, hemşire, otel. Terazi, faul, çeyiz, hortum, mısır, köprü, araba, köprü. Beyaz en azından. Masa, atlet, is, araba. Araba. Berkay 4 anlatıyor derken 3 geldi. Araba. Araba. Anahtar var. Anahtar bakalım. Var. Araba. Köprü olabilir. Terazi, mısır, pul. Pul? Araç pulu olurdu. Ama bunun... İngiliz mi var? İngiliz anahtar olur. İngiliz yok diyeyim bana kelimelerde. İngiliz görmedik ya. Klasik. Şimdi iz ise, araba izi ise klasik yanında o yüzden görmüştür, kaçırmamıştır. Pulu görmez öyle bir durumda. Ya ben puldan ziyade bu dörtlüden üçündeyim. Araba, yani ben bir kere araba anahtar. Yani görmemiş olabilir mi anahtarı? En garantisi hangisi bunlardan sence? En garantisi. Ben en garantisi anahtar gibi geliyor bana. Pilota gidemediler. Anahtar ya. Değilse diğer üçlü zaten garanti diye onları pilot açarız. Pilot yarış. Anahtarı basıyorum o zaman. Bas abi. Ya bir tamam, şey diyeyim mi? Yarış. Bakalım. Arkadaşlar. Araba derece. Araba deyince deli, pilot zayıfladı ya. Pilotu nerfledik ya. Olabilir. Ya ama şey yan araba yana pilot. Diye ben bu ikiliye daha yakınım. Ya yani. Formula 1'den gitsek orada pilot mas, diyorlar. Mas, i̇şte şurada atlet, işte Alman pilot falan diyor. Öyle anlatıyor. Arabayla Mısır'a gider. Araba diyerek onu nerfledik bak. Zayıflattık. Bağlarım ben hepsine. Pul kelimeden. Pula gitmemiştir. 40 saniyemiz var. Puldan çektim. Ben de pula zaten çok uzan ben. Köprü yani. Köprü ya. Araba köprü. Klasik araba. Klasik araba ya. Ben şu an garanti benim şu an klasik. Aynen. Ula şövalyeye bastım yanlışlıkla. 25 saniye. İz bir tık daha uzak diye ben köprü diyorum abi. Yani... Alttaki evet, ikiliye yakındım ama köprüye döndüm ya. İz şundan dolayı ize yakınım. İz arabaya çok yakın. Arabanın izi diye ona gitmiş olabilir ama köprü normalde daha yakın. Ya lastik izi var da direkt yan yana diye düşünüyordum. Ben de köprü... Tamam izmiş abi. Düğme de olabilir. İz ya da düğme. İz ya da düğme evet. Ama ben %90 iz %10 düğmedeyim. Aynen ben de 90 izdeyim. Bence bir kitabı da düşün. Düğme ne alaka ya? Ben bir oteli de düşündüm acaba. Düğme ne alaka? Fark ediyorlar ya önüne falan. Düğün yılda olabilir yani. Araba 2. Cinden ilk işaretledim sonra çektim diye kendime. Ne? Pula mı? Pul. Aynen. Araç pulu falan gibi bir şey çıkarsa. Arabada ama düğme olur. Ya. Biz eşkıyada hemfikiriz değil mi Osman? Daha eşkıya. Evet abi ya o garanti. Arabada mısır da olur. Değilse de Apo'nun suçu yani. Yangolta boyasın. Sonra Fuji Dağı'ndan sonra. Fuji Dağı şimdi doğuda mı? Kime göre?
Hastane. 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 Hemşire. Hastane. Elmas, ferde, düğme. Tamam, hemşire bir. Derece yüksek ateşten. Şövalye. Deli deli hastanesi. Kanlı yazsam. Kanlı elmas diye film. Özel isim olur mu? Şövalye bak. Kan. Kanlı. Kanlı yasak mı? Prenses. Yasak değil, kan. Kanlı. Eki, ekten dolayı şey yapabilirler. Düğme. Şövalye. Kraliyet. Kraliyetten ikinci ne? Şövalye. Elmas. Perde. Pilot. İkinci ne kraliyetten? Anlamadım. Düğme. Kraliyet düğme. Kral, kılıç, elmas, kanlı yazsam yasak mı acaba ya? Ama oradan da şeyi bulamaz ki ya. Zengin, yasak, evet biraz yasak gibi. Zindan. Zindan elmas, zindan şövalye, zindan çeyiz, hortum, faul, pul, otel, mısır, terazi, masa, atlet, kitap, düğme, perde, pilot, şövalye, derece. Zindan benim hoşuma gitti, biliyor musunuz? Zindan. Fırlatmak 2. Zindanı yazabiliriz ya. Ne diyorsunuz? Pelerin, şövalye, pelerin, perde, zindan, şeyi sordum, zindan. Ben zindana gidiyorum ya. Vallahi bir deneyelim bakayım ya. Dedik bir de. Aha. Zindan, zindan, şövalye, şövalye. Mısır. Mısır. Puan, şeyi sordum, pul, otel, mısır. Terazi, masa, elmas. Abi ikini abi zaten direkt açacağız ya. Bence iz verdi ya. Düğme. Tek gibi anlattı. Yine bire mi döndü Suat diyorsun? Yani zindan anlattı. Diğeri iz bence. Yani zindanda elmas olabilir. Mısır. Mısır'da zindan. Yok. Ya diğerlerine bakıyorum. Zindanda bağlaştıracak bir şey yok benim için. Hazine, elmas. Abi onlar bence çok uzaktan bağlama ya. Bence direkt şövalye için zindanı bir yazdı. Yerde iz olabilir diye düşünüyorum. Yani şövalyeyi anlatacak olsan. Zindan mı dersin? Falan var ya belki. Çok iyi yerden yakaladı bu adamı. Niye bu kadar amaçlı olsa başka bir şeye gidebilirim ama. Birleştirmiş bir şeyle yani. Ben ada derdim. Ama birleştirmiş. Evet. Yani şövalyeyi zindandan anlat. Bir de şövalye hani... Yani zindandan olan birisi olsa okey diyeceğim de. Şövalye hani savunuyor filan. 40 saniye kaldı da bilmiyorum. Mehmet abi al inisiyatifi. Taşı abi bak yoksa şey. Bak. Mehmet abiye yazar. Bunu düşünüp taşımazsa sattım. Abi siz hile seversiniz. Ama. Zindanın ilk zisini ters çevir. İz var. Hile seversiniz diye. İze ya da düğmeye basacağız zaten. Ben de. Güzel. Osman şimdi bak şövalye o kadar tehlikeli bir şey var ki. Var mı zindandan bir şey abi ya? Zindandan bence olmalı ya. Ben gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Ya. Kitap ulan, ya bizim ya siz arabadan ya. Diyeceğiz. Aklınızda kalsın bu. Şövalye ile başka ne? Başka ne bağdaşır? Mısır. Mısır. Mısır'da şövalye var mıdır? Ama zindan. Bağdaşabilir. Zindan. Evet, evet. Düğme ve perdeyi anlatsam. Yani işte onların. Düğme ve Mısır, perde. Onların evet. Kitap da onların olabilir ya. Direkt zindan kitap iki olabilir. Diye. Zindan iki kelimeyle anlatmış olabilir. Kitap ve mısır. Kokpitten ben anlamazdım bu arada ya. Korniş. Tamam. Korniş olabilir bak. Aynen. Korniş bak çok mantıklı. Korniş güzel. Korniş. Bu sefer de çeyiz. Terazi. Otel. Puan sisteminden yani... dereceye gitmiş olabilir mi? Atlet. Otel.
Bizim takım şu arabadan bir tane sporcu, cepte var, evet. Onu tutuyorlar. Yani abi. Sürekli deplasman otelde falan kalıyorlar. İp. O da doğru. Korniş, çeyiz, hortum. Korniş, çeyiz de olur ama ya. Çeyiz, hortum, pul, terazi, mısır, elmas, masa, perde. Korniş, çeyiz de olur ya. Kitap. Kitap gibi futbol oynamak. Yani uzak. Masa futbol diye bir şey yok abi. Ben öyle bir şey masa bilmiyorum. Futbolu. Elmas ve pilotu anlatmayacağım. Atlete yani, ben daha yakınım şu an. Futbol topuyla var. Masa tenisi gibi bir masada bir şeyler oynuyorlar da ona masa futbolu demiyorlar. Atlet. Atlete ben yakınım ya. Futbolcu atlettir. Şeyden korniş olmaz. Şimdi yani şöyle düşün. Bestücü olarak burada anlatmıyorsa yani Apo'yu ben burada kınarım. Adım satsın yeterli. Çeyize götürebilirdi bir nebze. Açalım. Atlet, masa. Hadi bir mavi. Masa, ama atlet. Hakikaten yani o da bestücü değil mi? Onun anlatması lazım. Bestücü abi. Abi. Adam ya tenis antrenörü ya hani. Partisi desek mesela. Aha. Al işte. Neyse Allah'tan beyaz. Ama durumu işitmeyelim. Ne dedik? Korniş. Derece mi acaba? Derece. Zindan var, araba var. Zindandan bir, derece. Arabadan bir. Bunu düşünelim araba abi. Böyle tamam mısınız? Yarıdan yok kitap. Oh, arabadan ben hala düğmedeyim. Zindandan da elmas olabilir Herde sanki. Düğme. Dur süre 1,5 dakika var. Elmasla pilotu bak 4 diyeceğim bunu bu arada. Ne dersen deyip totali bilsinler. Otel ve derece kalıyor Osman. Perde. Evet. Düğme. Dikiş. Dikişteki. Nakış. Nakış desem mesela. Çeyiz. Futboldan? Çeyize faul giriyor. Her şey çeyize giriyor. Ha, faul açtık. Korniş. Faul. Perde. Düğme. Faulden bir yere gidebilir miyiz? Pilot. Mısır. Valla gidiyorum arkadaşlar ya. Faul. Bak bak bitti bu iş bitti. Korniş 4. Korniş. Bence iki tane önceden, iki tane şimdi Korniş'te verdi. İşte bu. Evet. Mehmet abi taşıyor var ya Korniş. Şu an. Güzel güzel gidiyorlar. Bravo takım. Korniş. Perde zaten garanti. Çeyiz. Ne oldu? Perdeden kim çeyiz. O? Ne oldu? Korniş'ten çeyize mi gidiyor mi? Diyenler banlayalım bir saniye. Kitap hayır. Korniş'le başka bir şey var mı? Bir kere perdeye basalım. Perde zaten %100. Şimdi perdeyi görmüşken Korniş'le ikinci terazi. Kitap var mı? Aa şeylerin düğmesi var evet. Düğme değil de onların şeyi var ya belki düğme heh, gibi. Hah hah bravo işte bu Berkay. Takılıyor. Korniş. Derece. Kitap ne Berkay? Korniş olur. Eyvah. Aa evet. Yok ya, abi. Perde çeyiz değil ya. Perdeden çeyize gittim de yok. Kitap pilot niye? Niye pilot? Arabadan. Korniş pula bence benziyor. Arabadan düğme ya. Ama düğme de olabilir, pilot düğme, olabilir. Düğme, arabadan. Abi otelde ya, perde olmaz mı abi, ya? Ya şu üçlü ya da şu üçlü. Abi pilot düğmeden daha araba vari bir şey değil mi bu arada ya? Ben yanlış biliyor olabilirim. Belki yeni model araçlarda daha çok... Düğmeye basasım var ya. Satayım mı Berkay basıp? Abi sen baştan beri söylüyorsun ya. Satıyorsan da sat, bas. O zaman düğmeye basıyorum. Siyah. Mavi güzel. Abi, ben bir şey diyeceğim. Bak düğme çıktıysa elması diyordum. Suat o yüzden elmas da düğmeye gitti bence. Şövalyeden de elmas. Oy! O zaman neye bastın? Çeyiz'e. Ya Mehmet. Ya Berkay. O zaman beyaz sıkıntı yok. Sıkıntı o zaman da değil. Ya 4 bilemezlerse bitti oyun. Berkay ne bizim? Aynen aynen. Derece bizim. Berkay niye çeyiz? Bunlar kitap gitmez değil mi onlara kitap? Kitap gibi el oynadık. Artık kaybetsek de içim evet. Rahat. Burç 4. Burç. Terazi 1. Terazi 1. O kadar. O kadar. Pilotu. Ya bu mısırı baştan beri açmadık ama o da hiç uçak. Götürmedi bizi ya. Yok, uçaklar bitirdi ha uçak. Şey yapmadık ya. O sağlığı ben bayağı bir zorladım da. Makinist desem bizim mesela. Bizim bir öncekinden futboldan var bir tane bak futbol. Makinist desem bilemezler mi sizce? Otelde kalırlar futbolcular. Ya perde de beni götürüyor biliyor musun? Ya da ısrar araba üstünden anlatmaya devam etsem. Araba. Derece. Burç. Bak gıcıklığına araba diyesin var biliyor musun? Araba. Şövalyeden kitaba gitmediyse. Onların otel, ki pilotsa kitap ya bizim ya siyah Osman. Buna baştan. Araba diyeceğim araba. Araba yazacağım. Pilot ben... ya bizim ya. Araba ünlem. Sinirli şekilde ediyorum, araba. Tamam mı? Ben hızlıca açacaklarımızı işaret ama dur bak kitap. Lan! Burç neye? Kaybettik. Burç yorumu, kitap. Kaybettik bu arada. Aynen gazete falan bilerler, oradan belki olabilir. Burç yani burç hani yorum, fal, tarot, masa. Yani zorluyorum.
Başka şansımız yok çünkü. Kaybettik. Ya Mısırlılar gökyüzüyle çok ilgiliydi ya. Geç Atilla şeyi onu bilir mi? Atilla kim ya? Tarihi var mı bilmiyorum. Türk tarihini bilir Atilla de başka bilir tarihi mi, bilir mi bilmiyorum. Mısırlılar çünkü gökyüzüyle çok ilgili ya. Salah. Muhammed Salah. Salah. Mısırlı. Abi oteli açtım ben. Açtım. Gittik kaybettik bu arada. Burç yıldız haritası böyle yuvarlak bir şey yapıyorlar. Derece gibi falan görünüyorlardı. Ha? Kitap aha, abi, masa mı? Mısır mı? Kitap mı masa mı? Kitap mı masa mı? Osman kaybedecekse okuyarak kaybedelim. Kitap açalım. Bas abi. Helal be. Helal be. Helal be. Şimdi öncelikle rakip takımı gerçekten tebrik ediyorum. Nasıl burçtan bu dörtlüğe gittiniz akılsız ermez. Eğitim. Eğitime verilen önemli. Dereceyi yani o kadar salladım ki yani gerçekten. Şimdi ben bir soru soracağım abi. Ben bir şey soracağım. Arabadan pilota niye gitmediniz? Abi düğmeyi Mehmet seçtim? Abi çok şey yaptı orada. Abi ya. Düğmeyi korinçten. Düğmeyi hiç anlatmadım ben size arabayla. Klasik arabada düğme yani. Araba düğmedir. Her yerde düğme var arabada. Mehmet abi sadece sen... Arabanın pilotu olmaz ki. Arabanın şoförü olur. Yani pilot uçak hani. Ama abi pilot. Yani ben makinist de diyebilirim. Mesela hani onu andırıyor. Sonuçta düğme var hayır, yani. Hayır şöyle bak da. Şöyle. Şimdi ilk başta biz driftten girecektik burada. Driftten girecektik. Bir şeyden çıktık yola. Formula 1 şeylerine pilot diyorlar ya. Formula yarışçılarına. İşte Alman tamam, pilot evet. Falan diye. Oradan evet. Başladık yola. Evet şoför denir ama pilota bir şekilde gideceğinizi hep umut ettim. Hatta bize dönse ben yine araba ünlem yazacaktım biliyor musunuz? Orada biz sonda şeyden basmadık ona. Mehmet abi çok düğmeye inandığı için arabada ben pilotu eledim o yüzden sonda. Yani yakıştıramadım gerçekten. Düğme çıkınca düğme ve pilot arasında arabaya düğmenin yakın oluşu beni şaşırtıyor bu arada. Allah Allah. Ben bu arada yeni... Evet. Bir söyle söyle sor. Şeyi diyecektim ben ya. Yeni nesil arabalardan dolayı ben böyle uzak kalmış olabilirim diye düşündüm diye yorumladım. Mehmet abi arka tarafta. Hep böyle bende klasik eski arabalar geliyor böyle. Hani yeni kanka, tip arabalarda yeni tip arabalarda. Klasik arabada her yer düğme. Yani ha. Eski arabalarda her yer düğme. Ha. Yeni arabada daha az düğme. O zaman ben hiç gelmiyor aklıma. Aynen. Demek ki bende sıkıntı olabilir. Bilmiyorum. Pilot bana çok daha yakın arada... geldi. Bilmiyorum. Ben pilot ya. Ben de direkt pilot diye düşünüyordum onu. Ben de pilota bahsedecektim. Mehmet abi satmış o zaman. Suat sattı diyebiliriz. Mehmet abi bak Dungeon'da yaptığın şovu pilotta geri nötrledin sattın. O Dungeon'da şov yaptın resmen. Bu adam dedi ki bu adam şövalyeyi sence böyle mi anlatır dedin. Soruyu sorduğunda Berkay'a biz burada ayakta alkışladık hep beraber. Sonra, neydi peki senin? Sonra, elmas mıydı? Elmasla şövalyeyle yani onu iyi bildin abi. Sonra dedin ki pilot değil de düğme dedin geri oturduk. O da mavi Suat. O da mavi. Düğme de mavi. Olsun. Yine de oturduk araba abi. Heyecan. Apo futbolun ikincisi neydi? Kitaptı. Futbol kitapçığını anlattım da. Şimdi bak hastaneden 3 diyecektim. Hemşire, deli ve hani hastalıklarda pullanma oluyor ya. Pula gidersiniz diye diyemedim. Yok, dereceyi hiç. Direkt derece dedin. Oradan bir tuttum onu orada. Ondan sonra otel, derece ve neydi bir şey daha vardı kitap yıldızlı diyecektim hani yıldızlı derece yükseklik kitaplara yıldız atılır ama biz hileyle kazanmayalım dedin değil mi helal olsun evet oradan sonra baktım Suat yardırıyor korktum direkt teraziyi burçtan anlattım dedim ki öncekini oteli kitabı dereceyi söylediler zaten terazi özel isim değil mi bu arada terazi oyunda var terazi diye bir film vardır bence araştırsak çıkar. Yok ben terazi yapmadım. Ha oyunda var. Burç diye de bir film vardır. Yalnız bir şey diyeceğim. Suat ne zaman kaybettin biliyor musun? Ne zaman? Mehmet abi senin takıma geçti. Ben rakibe geçtim ya. O zaman kaybettim. Ben çok objektif yorum yapayım ya. Bak niye kaybettiniz? Ben Berkay'ın performansını kendi çıtasının altında buldum. Berkay her an şov yapardı Mehmet abi. Bak bu el... Şimdi tamam Mehmet pilotu yok yani. Mehmet abi hadi pilotu bilemedi ama onun dışında şov vardı bak Mehmet abi tane. Berkay dedim ki tamam buradan Berkay'ın da performansını net aldık yakışmadı Berkay.
Ama içeri açmadık karşı tarafa. Yani Mehmet abi sattı bu arada günü. Ben hala sattı. Günün birincisi en çok eleştirilen isim GTC oldu. Tek başına gün birincisi. Oo teşekkür ederim. Ama 4'te şöyle 4. bir şey. Tek başıma evet. Mehmet abiyle Osman'ın bana güvensizliği o kadar fazla ki. Vermek istediğim hangi kelimeler Mehmet dışında abi? Her şey. Hangisi? Allah'ım çok evet, kelimesi bildik ya. GTC. 4 kelime bildik ya. Yani bir tane bir şey dedin, ondan dört tanesini çıkardık kardeşim. Aa, yani. Ne yapalım sana? Ama konuşurken o kadar eleştiriyorsunuz ki. GTC buna gider, buna ama mısır. Ama haklıydı. Sen yo, o güvensizlik değil ki. Yo, o seninle ilgili atlet... yorum. Atlet zaten beyaz diye risk aldım abi orada. Atlet haklı. Vallahi ben yine de tebrik ediyorum sizi bak, ya. Hemen, bak hemen cingan modumu açacağım sana bak. Vallahi ben yine de tebrik ediyorum. Gerçekten atlandık. 4 tane bayağı iyi bilme. Abdullah 4'te 4. Mehmet Kerem Ersan Osman 3'te 1. İkinci olduk. 4'te 1 ama günün günün oyununu aldığımız için ikinci oyunu olduk. Günün oyunu aldıkları için. Berkay. Mehmet abi konuşacağız mı? 4'te Mehmet 0. ben satmadım. Suat sonuçta Suat anlattı. Günün satanı Suat. 2'dir kod mevse. 4'te 0 Mehmet abi ama bu 4'lerden bir tanesi de günün oyunu 0 yani orada. Yapacak. O daha sıfır. Eksi bir. Ben anladım. Eksi bir. Elimi alayım dedim şey mi? Dedi ki yok dedi. Abi dur bakayım. Ben şimdi yazdığım kelimeleri bir bakayım son kez çıkmadan önce. Arabadan 3. Bak yine canım sıkıldı. Zindan 2'den. Neyse bakayım yani. Yok Berkay ama diyor Suat... ki 2'den diyor biri arabadandır diyor. Birinin tek anlatmıştır diyor. Bak bak Suat. Araba diyorsun köprü yok orada. Onu ama şöyle. Ondan hiç konuşmadık kardeşim. Onu, onun şu rahatlığı vardı. Ona gideceğinizi öngördük. Beyaz oluşuna. Hatta drift yazarken izle gidersiniz dedik. Sonra araba yazıp köprüye gideceğinizi öngördük. Siz ikisine birden gittiniz. İz her türlü gidilir ya lastik izinden. Tamam neyse bakayım ya. Sahi tutsan Mehmet abi yine kaybedecek gibime geliyor. Mehmet abi değil. Berkay'la bizim sondan ikincilik mücadelesi yapabiliriz. Sondan değil ya. Aa, biz bir dakika biz 3'te 3 yapmışız. Adamlarız oyun başında. Evet. Onlar ikinci ne demek Suat? Kim? Sondan ikinci aynen sondan. Bugün sıralamalar net abi. Bugün sıralamalar net. Ben size söyleyeyim. Abi günün oyununu kazanan günü kazandı demedik mi biz yani? Yok. Evet. Onu ya kayıt. Hadi şimdi 4 maçta bir kere kazanmışsın. Kayıtlar şurada be. Az önce konuştuk bunları.